Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Üsküdar'da yaşamış Allah dostlarından Üsküdar'lı Hafız Eşref Ede Efendi ile ilgili videoyu paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Üsküdar'lı Hafız Eşref Ede Efendi 1876 yılında dünyaya geldi. 30 Ocak 1954 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Eşref Efendi ilk bakışta insanı tesir eden fevkalade nafiz bir nazara sahipti. Genellikle koyuca renkli bir elbisenin altında benzer renkten bir yelek ve onun altında da kravatsız beyaz bir gömlek giyerdi. Yakından tanıyanlar onu o muazzam musiki ve şiir havzasına hayran olduklarını söylerlerdi. Eşref Efendi hangi tarikata mensup olduğu ve seyir-i sülükünü kimin yanında tamamladığı bilinmeyen Hamzavi, Melavi, Meşrebi, belki de Hüveysi, Ehl-i Beyt, Resulullah aşığı, son derece zırhlı, az konuşan ama her beyanı inci gibi bir hikmet dolu olan bir zat idi. Bununla beraber ortada hakikate aykırı bir durum var ise bunu belli etmekten asla geri kalmayan celalli bir tabiata da sahipti. Hatta fevkalade muhabbet ve sürekli sohbet ettiği Galata Mevlihanesi son postnişini Ahmet Celaleddin dedeye bir gün "Şeyhim, sen ömründe kamil görmemişsin" diye celalli bir şekilde çıkışmış, olduğu orada hazır bulunan adı da kendisi gibi Eşref olan bir zatın Eşref Efendi'ye ishar ettiği aksü lamel üzerine Ahmet Celaleddin dedenin de "Eşref'imle benim arama girmeyin" demiş olduğu rivayet edilirdi. Üsküdar Ematullah Gülnus Valide Sultan Camii müezzini olan Eşref Efendi, önce gizlice Evliya Türbesi'nin ve daha sonra vefatına kadar Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nin türbeleri olarak da hizmet etmiştir. Eşref Efendi'nin gençliğinde pek çok insan kamilinden feyiz almış olduğu, İstanbul'daki bütün meşayini tanıdığı ve bunlardan hangilerinin evliya olduğu bildiği söylenirdi. Hepsi de melahet işine garip ve de tasarruf sahibi olan Fatih Türbedarı diye maruf Ahmet Amiş Efendi'nin Eyüp Nişancısı'ndaki Şeyh Murat Buhari dergahının zamanının Melami Kutbi olarak tanınan Şeyhi ve Hazreti Peygamber'in 32 göbekten torunu Seyyid Abdülkadir Belhi'nin ve zamanının gavsı olduğu söylenen ama fevkalade sırlı bir zat olduğu için tek keli tutarına geçmemiş olan Nakşi Mehmet Sabit Efendi'nin sohbet ve nazarlarına mazhar olan Eşref Efendi'nin bu insanlık kamillerin neslinde kadır ve kıymetinin pek yüksek olmuş olduğu rivayet edilirdi. Eşref Efendi, Türbadar Efendi İşyada, Sabit Efendi ise icraya memurdu. Ve Nakşi Küçük Hüseyin Efendi için de keramet tarafı ağır basar demişti. Gençliğinde Sabit Efendi'yi her ziyaretine şahit olduğu bazı garip olaylar karşısında bazen ciddi tereddüde düşen Eşref Efendi'nin bu halini sezen Sabit Efendi bütün bu garipliklerin bir hikmeti olduğu hususunda onu idrake sevmekten üzere adeta takrip edercesine "Eşref, Eşref" diye ikaz edermiş. Zamanla Eşref Efendi Sabit Efendi'den neşet eden bu garip ahval ile ünsiyet kastederek itminanına kavuşmuş, Eşref Efendi şahit olduğu ve kendisini tereddüde şevk etmiş olan bu garipliklerin ne olduğu kendisine sorulduğu zaman da "Öyle şeyler vardır ki bunların açıklanması haramdır" deyip konuyu kapatmıştır. Eşref Efendi bunların haricinde Sabit Efendi ile ilgili başka garip olaylar da nakletmiştir. Eşref Efendi bir gün Sabit Efendi'yi sokakta "Kestanem kebap" diye kestane kebabı satarken görmüş. Meğerse efendinin ihvanından bir zat kestane kebabı satarmış. Efendisi onu o işin başındayken ziyaret etmiş. "Sen şöyle arkamda dur da biraz da ben kestane kebabı satayım" demiş. Eşref Efendi bir gün Karacaahmet Mezarlığı içinden geçmekte olan Sabit Efendi, "Eşref'im, senin için bütün bu meftaları ayağa kaldırmamı ister misin?" diye sorunca Eşref Efendi, "Aman efendim, lütfunuzla yerlerinde kalsınlar" diye istirham etmiş. Mehmet Sabit Efendi, Eşref Efendi'ye bir gün, "Eşref'im, kalk, seninle bir zat-ı ziyarete gideceğiz" diyerek Fatih Türbadarı Ahmet Amiş Efendi'ye götürmüş. Ahmet Amiş Efendi, Sabit Efendi'yi görünce Eşref Efendi, ayrıca Galata Mevlihanesi postnişi Ahmet Celaleddin Dede Üsküdar Mevlihanesi postnişini
Ahmet Remzi Dede Türbeler Ahmet Amiş Efendi'nin ihvanından Abdülaziz Meccitol'un Hazarfen Necmettin Okyay Hoca Efendi ve özellikle Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Baş İmamı Nafız Ucu Hoca Efendi ile çok yakın dost idi. Eşref Efendi'nin tıpkı Merkez Efendi gibi bu alemde her şeyin ve herkesin ne eksik ne de fazla yerli yerinde ve Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bu şekilde var olduğunun yani kaderin mükevvatındaki her şeyi tecelli etmekle oldukları gibi şekillendirilip ezel hükmüne bağlanmış olduğunun idrakını bütün ömrü boyunca zinde tutmuş bir zat olarak herhangi bir kimse hakkında kötü bir söz söylediği görülmemiştir. Eşref Efendi'nin himmet, nazar ve sohbetlerinde fevkalade istifade etmiş olan Neyzen Niyazi Sayın, güreşe meraklı ve hatta Kırkpınar güreşlerinde seyre gitmek mutabında olan Eşref Efendi'nin kıymetli iki ihvanından bahsetmektedir. Bunlardan biri hayatında bütün hastalarını asla bir ücret almaksızın tedavi etmiş olan askeri doktor Ziya Erdoğdu Bey, diğeri ise posta müezzinliğinden emekli Üsküdar'ın eski tulumbacılarından Tabaklar Mahallesi'nde oturan ve fevkalade müebbet bir zat olan Abdü Özcanlı Efendi demiş. Herkese nasip almış oldukları Bektaşi Hafız Abdüllatif babanın tavsiyesiyle sohbet için Eşref Efendi'ye intizap etmişler. Her biri mürşitleri Eşref Efendi gibi Hamzavi Melavi neşesine ve Hakkı Ehli Beyt Resulullah muhabbetine sahip kamil birer zat olmuş. Eşref Efendi'nin celaliyeti hakkında nakledilen bir hadise daha vardır. Üsküdar'da sesinin güzelliğiyle tanınan Hikmet adında bir kişi şeyhlik, evliyalık merakıyla malum imiş. Hatta Eyüplü Sucu Ali Dede'ye müracaat edip kendisine tasarruf kudreti vermesini istemiş. Ali Dede, evladım bizde o güç yok ki sana verelim diyerek başından sağmış. Bu zat bir gün atlar dükkanında Eşref Efendi'nin huzurunda ukalalık ederken İrşadın ne olduğundan söz açacak olmuş. Bunun üzerine Eşref Efendi, İrşad ne keyfiyettir, bir daha bunu ağzından duymayayım diyerek onu susturmuş. Eşref Efendi'nin vefatından sonra muhiplerinin zihninde yer etmiş olan bir sözü de Evliyahullah her şeyini saklar ama nazarını saklayamaz sözüdür. Kendisinin yakın dostu Nezmettin Okyay Hoca Efendi'ye gel beraber seninle Anadolu'ya gidelim de Evliyaullah arayalım diye teklifte bulunduğu Necmettin Hoca'nın Hafız ağabey, Evliyaullah nasıl teşvik edeceksin ki? Sualine mukabil ben Evliyaullah'ı gözlerinden teşhis ederim dediği meşhurdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.